Ve Karadeniz'deki gerilim diyeceğiz. Karadeniz ve Baltık Denizi üzerinde Ukrayna savaşı devam ederken savaşta e, karşılıklı üstünlüğün sağlanamaması, her iki tarafında tıkanma noktasına gelmesi, aslında Putin'e yönelik isyan ve darbe girişimiyle bir nebze nefes alsa da Ukrayna ordusu hali hazırda bir tıkanmışlık var. Bu tabii ki NATO'nun da desteğiyle, Batı'nın da desteğiyle Baltık ve Karadeniz'de sürekli gerilimlere yol açıyor. Sonuncusu Karadeniz'de meydana gelir. Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz ülkenin hava sahası sınırlarına yaklaşan İngiltere'ye ait savaş uçaklarının Su-27 jetleriyle engellendiğini açıkladı. Hatırlayacaksınız Rus savaş uçakları bir ABD insansız hava aracını da düşürmüş. Putin bunu düşüren Rus pilotlarına madalya takmıştı. Rusya'nın Ukrayna savaşıyla en üst noktaya ulaşan Batı gerilimi Karadeniz üzerinde de devam ediyor. İngiltere'ye ait 3 uçağın Kırım hava sahasına yaklaşmasının ardından Rus savaş uçakları peş peşe havalandı. Açıklama Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre Rus Hava Kontrol Merkezi, İngiliz Hava Kuvvetleri'ne ait iki Tayfun savaş uçağıyla bir RC-135 keşif ve elektronik harp uçağı tespit etti. Rus Hava Kuvvetleri'ne ait SU-27 tipi iki savaş uçağı havalandı. Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçakları hedefe yaklaşırken yabancı savaş uçaklarının U dönüşü yaparak Rusya sınırından uzaklaştığını duyurdu. Mart ayında da Rus jetleri bu kez ABD'ye ait hava araçlarıyla karşı karşıya gelmişti. ABD'ye ait MQ-9 Freeper tipi insansız hava aracının Karadeniz üzerinde keşif uçuşu yaptığı saptanmış, Rusya'ya ait Su-27 uçaklarının engelleme yaptığı sırada çarpışma yaşanmıştı. Rus jetinin çarptığı ABD'ye ait insansız hava aracı uluslararası sulara düşmüştü. ABD bu müdahalenin profesyonel olmayan bir şekilde yapıldığını açıklamıştı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba, Mart ayında Karadeniz'in Baltık Denizi gibi bir NATO denizi olmasını istediklerini söylemişti. Kremlin'in ise Karadeniz konusunda tavrını, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bu sözlere yanıtında Karadeniz'in NATO gölü olmasına izin vermeyeceklerini vurgulamıştı. Rusya, NATO'nun Baltık Denizi'ndeki tatbikatlarına misilleme yapıyor. Rus ordusu yalnızca Haziran ayında Baltık üzerinde iki tatbikat yaptı. 5 Haziran'da başlayan tatbikata 25 uçak, 40 gemi ve 3500 personel katıldı. 27 Haziran'da da Baltık Denizi üzerindeki tatbikatta SU-27 savaş uçakları sahte hedeflere vurdu.